Jenerik duydum. Değerli izleyenlerimiz, DRT ekranlarına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haftaya Bakış programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta farklı konular ve farklı bir konukla Haftaya Bakış'ı işlemeye çalışacağız. Tabii ki gündemimiz iki ana düzlem üzerinde gidiyor. Bir taraftan 14 Mayıs'taki seçimler, bunun yanında bunun en önemli taşlarından bir tanesi, kilit taşlarından bir tanesi ekonomi. Tabii ki depremi de es geçmemek gerekiyor. Bu minvalde artık gündem ilerliyor. Tabii siyaset kazanı çok ciddi bir şekilde kaynarken, özellikle bu siyaset kazanının kaynamasına bağlı olarak iş dünyasında da çeşitli değişiklikler yaşanıyor. Biz de bugün çok kıymetli bir ismi ağırlayacağız. Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri Turgut bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle iş dünyasından ekonomiye, ticaretten sanayiye, geleceğin ekonomisinde iş dünyasının beklentilerine ve tabii ki yapısal problemlerin nasıl çözülmesi gerektiği hususunda da her manada iş dünyasından ticarete, siyasete kadar da özellikle insanların, toplumların tam manasıyla bir update edilmesi mi diyelim, yeniden kurgulanması, yazılması mı diyelim. Bunun üzerine de program öncesinde konuştuğumuzdan dolayı buna da bir atıf yapmak istedim. Tabii program içerisinde yine biz bunları konuşuyor olacağız. Sayın Turgut, yanımıza hoş geldiniz, Hoş sefalar bulduk. Hoş getirdiniz. bulduk. Merhabalar. Tabii yeni DESİAD Başkanı siz oldunuz, siz seçildiniz yönetim kurulu tarafından DESİAD'da. Yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Allah utandırmasın, yolunuz açık olsun. Ekibinizle birlikte tabii ki hayırlı olsun temennisinde bulunmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan'ın ortasına geldik ama ben hem Ramazan hayırlı olsun hem de hayırlı bayramlar şeklinde diyeyim ortasında. İbrahim Başkan'ın siyaset sürecinin başlamasıyla beraber yönetim kurulu olarak bu şekilde yeni yapılanmamız bu şekilde. İnşallah söylediğiniz cümle benim için çok önemli. Allah utandırmasın. Evet, inşallah. Şimdi tabii daha yeni başkan seçildiniz. Bununla birlikte duygularınızı duymak istiyoruz DRT aracılığıyla ve tabii ki daha yeni olması hasebiyle de hedefler belki şu anda kafada belirgindir ama önümüzdeki günlerde neler düşünülüyor, neler planlanıyor ya da bir gün dediniz mi hiç bir gün başkan olursam şunu yapmak hayalimdi diye onu da merak ediyorum. İnsan olmanın birinci görevi iyi insan olmak, kendine, etrafına faydalı olmak, başarılı olmak. Onunla beraber yaşadığı topluma karşı sorumlulukları var. İlla insanın ekonomik olarak sanayici olması gerekmiyor, iş insanı olması gerekmiyor. Ne iş yaparsa yapsın, herkesin ailesine, köyüne, kentine, ülkesine, yaşadığı topluma sorumlulukları var. Dolayısıyla DESİAD da bunu uygulama alanlarından bir tanesi. Bu Nuri Turgut olarak bu yaşımıza geldik. Hayatta mücadelemiz, yaptıklarımız, hedeflerimiz, koşturduklarımız ışığında bundan sonrasında da yaşadığımız topluma bir tuğla biz koyabilir miyiz mantığıyla yola çıktık. Bundan 2-3 sene kadar önce DESİAD bünyesinde yönetimde görev aldık. Gene bu dönem devam edecekti. İbrahim Başkan'ın ayrılmasıyla beraber yönetim kurulu başkanlık görevini Nuri Turgut'a devretti. Mevcutta zaten DESİAD olarak yürüyen projelerimiz var. Halihazırda bu sürdürülebilirlik temeli içerisinde. Burada sürdürülebilirliği gene kısaca ben şöyle özetleyeyim. Birincisi gene iyi insan olma. Çevre ve tabiat, toplumu, yaşadığımız dünya. İkincisi de Denizli Sanayicisi'nin önümüzdeki çok kısa süre zarfında 2025 senesine kalmadan karşısına çıkacak karbon ayak izi vergisi konusunda bilinçlendirilmesi. Bu konu bizim temel odaklarımızdan bir tanesiydi. Bunun dışında da devam eden üniversite işbirliği içerisinde ara eleman, aranan eleman, staj, yüksek okullar çalışmalarımız devam ediyor.
Onun dışında da pek çok sosyal faaliyetimiz devam ediyor. Yani yeni baştan Amerika'yı bir daha icat etmiyoruz. Mevcut şartlarda yürüyen DESİAD'ın bünyesinde faaliyetlerini biz ilave bir şeylerle katkı sunmaya çalışacağız. İnşallah baki kalan kubbede hoş bir sada olur. Evet. Şimdi aslında program öncesinde de hafif konuştuk. Onu da programın başlangıcında konuşmak istiyorum. Biraz daha hem sıcak içten samimi bir sohbet olması açısından. Hep dert yanıyoruz. Ya da belli kuşaklar bir araya geldiği zaman önceki kuşakları örnek vererek neden biz bu şekilde değiliz? Gelecekte biz nasıl olacağız dediğimizde yapısal bazı problemlerimizin olduğu ve aslında anneannelerimizden, kültürümüzden, ahlaki yapılarımızdan her manada bu işte, arkadaşlıkta, evlilikte, siyasette her manada. Bir ara hatırlıyorum bir yazar demişti, benim dünyaya neyim iyi gelir düşünmemiz lazım. Bunu düşünmeye başladığımız zaman bir insanın dünyaya bir şeylerinin iyi gelebilmesi için hem toplumsal manada hem de bireysel manada neler yapılması gerekiyor? Öncelikle insanımızın kodlamasının iyi insan kodlaması yapılması gerekiyor. Şimdi yüzyıllar içerisinde bir sonraki nesil ve bir önceki nesille ilgili olarak evet. Bu söylediklerimiz hep dile getirilmiş. Hani anlatırlar Aristo zamanında bile evet. Bu gençler artık çok saygısız oldular şeklinde devam eden eleştiriler. Sadece şöyle bir gerçeklik var. Yaşadığımız son 20-30 sene içerisinde 300-500 senelik bir değişim sürecini biz sığdırdık. Evet. Teknolojik değişim, dünyanın küçülmüş olması, iletişimin geldiği nokta itibariyle artık bilinen pek çok değerler ve kavramlar anlam değiştirdi, kabuk değiştirdi, içerik değiştirdi. Evet. Bunları çok ciddi algılamamız, çok ciddi tahlil etmemiz ve buna göre yorumlamamız gerekiyor. Bundan 30-40 sene önceki milliyetçilik kavramıyla bugünkü milliyetçilik kavramı gençlerde çok farklı. İnanç kavramı çok farklı. Evet. Ülke kavramı, vatan kavramı, insan kavramı pek çok şey değişti. Şimdi bunları önce bir hadiseyi doğru fotoğraf çekmemiz lazım. Fakat özü itibariyle hani ben bu dünyaya ne yapabilirim, ne verebilirim, benim neyim bu dünya yarar cümlesinde bizim yapmamız gereken şey iyi insan kavramının içini doldurmak. Bu ne demek? Bunu genç nesillere 6 yaşından başlayarak bir eğitim programının içerisine içi çok iyi doldurulmuş bir şekilde enjekte etmek. Sanırım bu bütün problemlerin çözümünün anahtarı bu. Evet. Anahtarı bu. Biz bunun içini doldurmamız gerekiyor. Güzel ahlak da bunun içerisine giriyor. Şimdi ben devletin ve dinin aynı şeyi söylediğini söylerim. İyi insan olmak, güzel ahlak sahibi olmak gerektiğini. İkisi de bunu söyler. Devlet der ki yapmazsan kolluk kuvvetlerimle ben sana haddini evet. bildiririm der. Din de der ki yapmazsan öbür tarafta görüşürüz evet. der. İkisinin de istediği güzel ahlaktır, iyi insandır. Zaten güzel ahlak dinin de temelidir. Evet. İyi vatandaşlığın temelidir. İyi bir vatandaş olmanın temeli güzel ahlak sahibi evet. olmaktan geçiyor. Bizim ihtiyacımız olan şey bunun içini doldurmak ve bunu eğitim sisteminin içine enjekte etmek. Evet. 6 yaşından başlayarak kafalarımızda hak, adalet ve güzel ahlak kavramlarını doğru oturtabilmek. Şimdi bugün gelinen noktada sıraya girenin enayi sayıldığı. Bir yere giderken ya bir tanıdığın var mı diye cümleye başlandığı. Maalesef. Karşıdan hız yapan arabaya selektör yaparak ceza yiyeceksin diyerekten adam evladı olunduğu bir kültürün içerisinde biz müteahhitleri suçlayarak, biz yanlış insanları suçlayarak bir yere varamayız ki bizim kodlamamızın temelinde problem var. Evet. Ben geçenlerde de dile getirdim. Bu depreme ilişkin olaraktan çıkarılan af yasaları neden çıkar? Bu konuda bir problem var. Bu vatandaş bunu talep eder de çıkar. Birincisi bu oy kaynağıdır. Ben kaçak yer yapmışımdır. Sen kaçak yer yapmışsındır. İkincisi de bu devlete bir kaynak teşkil edecektir maddi olarak.
Yani meselenin özünde A hükümeti, B hükümeti, iktidar muhalefeti değil, insanımızda problem var. Önce bu kavramı bir doğru oturtmamız gerekiyor. Arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Çok basit. Yani. Arz talep meselesi. Yani bu bir talep var toplumdan. Ve siyasette, siyaset kurumu da bu talebi görmezden gelmiyor. Evet. Bunu bir yasayla hem kendine bir oy kazandırıyor, evet, hem de devletin kaynaklarına artı bir para sağlıyor. Bizim problemimiz bizde, bizim insanımızda, kendimizde. İşte dolayısıyla ben diyorum ki bunun çözümü böyle 20-30-40 yıllık bir sürecin içerisinde yazılım kodlarımızın baştan bir kodlanması. Ama bunun çok iyi düşünülmesi, evet, çok iyi de içinin doldurulması gerekiyor. Bu çok iyi düşünülmenin konusunu ileride başka bir mevzuda tekrardan dile getireceğim. Tamamdır. Bu önemli gerçekten bu. Bana göre çok önemli. Yani bütün her şeyin temelinde bu var aslında. Eğitimin de, efendim, evet, imar yasasının da, trafiğin de, aklınıza ne gelirse her şeyin başlangıcı bu. Güzel, evet, ahlak. Güzel ahlak. Umarız yine buna atıf yapacağız yine ilerleyen, evet, dakikalarda. Şimdi tabii gündemimizde birçok madde var ama şimdi deprem ve seçim var. Bunlar gerçekten birçok manada iş dünyasını, dolayısıyla ekonomiyi, ticareti etkiliyor. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman deprem ve seçimin gölgesinde iş dünyası neler tahayyül ediyor, düşünceleri neler ve beklentileri bu noktada ne şekilde meydana geliyor? İş dünyası ne ister? Dünyayla rekabet edebileceği, huzurlu, üretim yapabileceği ve dünyaya ürün satabileceği bir ortam ister. Dolayısıyla iş dünyası ekstra bir artı şeklinde değil, olması gereken standartların toplum ve devlet tarafından sağlanmasını ister. Fakat bizim yaşadığımız zaman dilimi, bizim yaşadığımız coğrafya, o kadar fazla hızla değişen bir gündeme, o kadar değişen zemine sahip ki, evet, ayakta durabiliyorsan ne âlâ. Yani ne diyorlar şimdi, sıvı zemin de diyorlar. Bizim yaşadığımız alüvyonlu zemin, alüvyonlu bir zeminde, evet, yaşıyoruz ve sürekli sallanıyoruz. Yani şöyle geriye dönüp baktığınızda son 20-30 senedir ben 1980'li yıllardan bu tarafa ticaret hayatının içerisinde bir şekilde bulunuyorum. Yani şöyle 3 sene sağlam bir zeminde bir ticaret yapalım, imalat yapalım, sanayicilik yapalım mümkün değil. Aklınıza, hayalinize gelebilecek veya da gelmeyebilecek pandemi gibi. Yani çok enteresan şartlarla karşılaşıyoruz. Burada deprem ve seçim, bilinmezliklerin, sıkıntıların iki tanesi sadece. Deprem buzdağının görünen kısmı. Tabii ki, tabii ki deprem bana göre hakikaten yüzyılın felaketi ve pek çok kaynağı oraya yönlendirmemiz gereken, devletin yönlendirmesi gereken bir felaket. Önümüzdeki süreçlerde devlet ve biz, millet bunu hissedeceğiz. 100 milyar doların üzerinde bir. Fazlasıyla hissedeceğiz. Evet. Olması da gerekiyor. Evet. İnsan var orada. Bir ülkenin çok önemli bir coğrafyanın bir parçası. Böyle bir sürecin içerisinde bizim de bir seçime gidiyoruz. Şimdi iç içe geçmiş seçim ve deprem kavramlarıyla bir ekonomi söz konusu. Böyle Arap saçına dönmüş bir ip yumağının içerisinden biz ipin ucunu bulmaya çalışıyoruz. Böyle bir tablo, yani belirsizlik, deprem ve seçim belirsizlik. Bir an önce netleşmesi gerekiyor. Taşların yerine oturması gerekiyor. Bizim kafayı kaldırıp bir ay sonrasını, üç ay sonrasını, altı ay sonrasını görebilmemiz lazım. Bir sene sonrasını görebilmemiz lazım. Çünkü bizim dünya ile rekabet ettiğimiz coğrafyalarda, ülkelerde insanlar bir yıl ve beş yıl sonrasına ilişkin planlar yapıyorlar. Bir yıl ve beş yıla ilişkin yatırımlar yapıyorlar, bağlantılar yapıyorlar. Biz bir ay sonra faizin ne olacağını, dövizin ne olacağını, ülkelerle ilişkilerimizin ne olacağını, yönetim biçimimizin ne olacağını, sistemimizin ne olacağını, kadroların ne olacağını, hangisini biliyoruz? Bu belirsizliğin içerisinde sırtımızda yüzlerce ve binlerce insanın sorumluluğu, imza altına aldığımız dünya kadar taahhütler, yurt dışında dünya kadar yaptığımız alımlar ve satımlar ve bütün bunların altında da işte seçim ve deprem. Şunu merak ediyorum, şimdi sizin pencerenizden şöyle dünyaya baktığınız zaman, hem Türkiye'ye hem dünyaya baktığınız zaman
ekonomik durgunluk ya da Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreç sadece Türkiye'nin üzerinde mi devam ediyor, yoksa dünyada, Avrupa'da, Amerika'da ya da Uzak Doğu'da bu şekilde mi? Şimdi geçtiğimiz aylarda Almanya'da bir fuar vardı. Çok fazla bir geri dönüş alınmadı bilgisini aldık. Mayıs ayında İstanbul'da bir fuar olacak tekstil dünyası için. Şimdi genel olarak şimdi küresel piyasalarda da bir resesyon endişesi büyüyor. Amerika'daki bankacılık mevzularından yola çıktığımızda bu Avrupa'ya sıçramış durumda. Ya da ne bileyim yani belki kaynaklar el değiştiriyor bu süre zarfında, onu da bilmiyoruz. Siz kendi pencerenizden baktığınız zaman bir iş insanı olarak neler söyleyebilirsiniz? Bu sıkıntının sadece bize ait olmadığını düşünüyorum. Tabii biz bunu biraz daha şiddetli yaşıyoruz. Yaşadığımız ekonomik çerçevede bizim biraz daha pamuk ipliğine bağlı sistemimizin içerisinde biz biraz daha fazla hissediyoruz. Ama Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır yaşamadığı stresi yaşıyor. Evet. Onlara göre bu mevcut, bize göre normal olan, onlara göre anormal bir durum söz konusu. 2020 senesinde pandemiyle beraber dünya bununla yüzleşmeye başladı. Evet. 2020'den bu tarafa da işte siyah kuğu dedikleri bir pandemi, diğeri de Ukrayna-Rusya kriziyle evet. beraber dünya bununla, bu gerçekle yüzleşti. Bu bankacılık konusunda işte Silikon Vadisi'ndeki evet. bankanın yaşadığı sıkıntı, batması, daha sonra işte İsviçre'de Credit Suisse'in basmış olması, daha sonra UBS'in bunu satın alması, ama UBS'in satın almasının da bana göre bir gerçeklik tarafı yok. Devlet 5 milyar dolar para veriyor, o UBS onu satın alıyor. Yani aslında bir devletin sadece sistem yıkılmasına yaptığı bir operasyon olarak görüyorum ben bunu. Finansal sistemde de bir takım sıkıntılar var. Yani onlardan ziyade biz kendi derdimizle uğraşalım. Yani onlar da mutsuz diye kendimizi avutmanın bir alemi yok. Biz kendi sıkıntılarımızla problemlerimizi çözüm üretmemiz gerekiyor. Mevcut sıkıntı küresel bir sıkıntıdır. Ama biz bunu onlardan çok daha fazla hissediyoruz. Bunun aslında gerçekleri ve kaynakları... Zeminimiz alüvyonlu. Alüvyonlu. 150 senelik dünyanın finans, enerji ve silah sanayinin beslenme noktası olan Orta Doğu bölgesindeki bu konumumuz bize bazı şeyleri farklı yaşamamız gerektiriyor diye düşünüyorum. Şimdi bu manada tabii beklentiler de var. Yani geleceğin iş dünyasına da atıf yapalım. Şimdi bu geleceğin iş dünyasında iş insanlarının beklentileri ne yönde oluşuyor? Tabii sürdürülebilirlik var DSEAD'ın temelinde yürüttüğü bir proje olarak. Bununla birlikte belirsizlik iş dünyası için, herkes için ve iş dünyası için daha da fazla etkili bu. Önünü görememe, puslu bir havada yol alma, geleceğe dönük planlar yapmanızı da engelliyor tabii ki. Ama bunun yanında biz nelerden bahsediyoruz? İşte karbon, ayak izi, salınım vesaire, Endüstri 4.0'lar vardı, onlar unutuldu, başka taraflara döndük artık. Yani nesnelerin internetine dönüştü. Bu noktada beklentileriniz nedir Türkiye ve deniz iş dünyası açısından? Deniz iş dünyasında birinci nesil görevini başarıyla yaptı. 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde küçük esnaf tüccar mantığıyla faaliyet gösteriyor. 1980'lerde Turgut Özal'ın dünyaya açılmasıyla, Türkiye'yi dünyaya açmasıyla bunlar da sanayiciliğe başlıyorlar ve ihracata başlıyorlar. Hakikaten cesurca dil bilmeden dünyayı dolaşaraktan ürün satıyorlar. Şimdi ikinci nesil, hatta üçüncü nesil devreye giriyor. Bu bahsettiğiniz konular üçün bu nesillerin problemi, yapmaları gerekiyor. Ya yapacaklar veya da kaybolacaklar. Çünkü mevcut deniz sanayisi yüksek teknolojiye, Ar-Ge'ye, inovasyona, tasarıma dayanmayan bir yapılanma üzerine kurgulanmış vaziyette. Burada bir şeyi daha ucuza vererek sürdürülebilme imkanı yok. Burada evet. temel mantık olarak iş dünyasının en büyük problemlerinden bir tanesi denizin motor, lokomotif sektörü, tekstil sektörü başta olmak üzere diğer sektörleri de bunun içine parça parça alabiliriz. Fason iş yapmış olması, teknolojiye yeterince vakit ayıramaması, markalaşamaması, bu konuyla ilgili olarak defalarca muhtelif yerlerde evet. dile getiriyoruz. Ama tekstil işinde de devam ettiğimiz sürece de bu fason işi bizim üzerimize yapışmış vaziyette. Yapmamız gereken şey çok iyi planlama. Biraz önce dedik ki hani iyi insan olmak için 30 yıllık bir proje. Denizli'deki sanayicilerin de önce
5 sene sonra, 10 sene sonra ve 20 sene sonrasına ilişkin öngörülerini bir masaya yatırmaları gerekiyor. Ben hala en ucuz çarşafı dikerek, en ucuz havluyu dokuyarak nereye kadar gidebilirim? Dünyanın neresinde olabilirim? Ya da sentler arasında nasıl? Evet, Pakistan'ın Karaçi'si mi olurum? Evet. Yoksa ben Hong Kong mu olurum? Bunun tercihini, ondan sonra da elindeki sermaye yoğunluğunu, elindeki imkanları doğru kanalize etmesi gerekiyor. O tezgahı bir yenileyerekten, Belçikalı yeni bir tezgah üretti. İki tane daha fazla atıyor saniyede. Onu yenileyerekten böyle otobüsçünün para kazanıp otobüsü yenilemesi, para kazanıp otobüsü yenilemesi, sürekli o otobüs şirketine çalışması mantığı içerisinde dokuma şirketlerine, boya şirketlerine çalışmak mı? Yoksa hakikaten katma değer üreterek kendine, ülkesine, şehrine hakikaten bir sermaye akımını sağlamak mı? Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Denizli'nin en büyük problemi nedir? Evet. Sermaye eksikliğidir. Denizli orta ölçekli bir kobi kentidir. Evet. Türkiye'nin de 1800'lü 1900'lü yıllarda başlayan, daha önceki Osmanlı'nın iniş dönemiyle beraber işte Galata bankerlerinden borç alarak başlayan, daha sonra Galata bankerlerinin imkanlarının yetmemesiyle Avrupa ile devam eden süreçte sermaye problemidir. Hani bu sermayeyi biz Avrupalılar gibi sömürgecilikle Afrika'dan böyle bir şey demiyoruz. Bizim yapmamız gereken şey de işte teknolojiyi, bahsettiğiniz gelişimi, çağı yakalayabilmek. Evet. Tekstil yapacak mıyız? Yapacağız. Tekstilden çıkalım demiyoruz. Ama tekstilin katma değerlisini yapacağız. Bunun dışında da sermayemizi, bütçemizi, vaktimizi ve zamanımızı farklı iş kollarına, farklı teknolojilerine ayıracağız. Yazılım üzerine. Evet. Bana göre çok ciddi bir şeyler yapılabilir. Yani şimdi yazılım açısından bakıldığında, bunun örneğini daha önceki programlarda da verdim. Yani bir mercimek büyüklüğündeki bir çipi siz yaklaşık olarak Antalya'dan, İzmir'den ya da Diyarbakır'dan neyse herhangi bir sebze meyveyi belki 10 tır gönderseniz o çipin şeyine denk gelmiyor. Mümkün değil. Evet, onun için bu açıdan teknolojik yatırımların ve özellikle teknoloji ihracatının, yazılım ihracatının bu açıdan ben Denizli'nin şanslı olduğunu düşünüyorum. Hem bir geniş kapasiteli bir üniversitesi var. Bununla birlikte bir bilgisayar mühendisliği var. Bölümü var, teknokenti var. Teknokenti var. Bununla birlikte buradaki STK'lar buna özellikle üniversitesine işbirliği noktasında önem atfediyorlar. Evet, bu iyi değerlendirilmesi lazım. Tabii tekstilden çıkalım demiyoruz ama katma değer manasında bunların da hem ürün gamının gelişmesi açısından da gerekli olduğunu düşünüyorum. Geçenlerde bir şirkette görüşme yaptığımda farklı bir alanda tekstilin dışında bir girişimleri var. Yaptıkları ürün gerçekten çok güzel, çok harika ama Denizli'de öyle bir şey oturmuş ki bu ürünü bizim markamızda yapar mısınız? Hayır, bunu kendim yapacağım diyorum diyor. Hayır. İlla ısrar diyor ya, bu neden bize üretmiyorsunuz? Hayır, bu benim markam. Bu benim endüstriyel tasarımım. Ben bunun tescilini almışım, yapmışım. Ben bunu kendim satacağım. Hayır, ben sizden bundan 100 bin adet ya da işte 500 bin adet istiyorum. Yani böyle bir şey de var. Enteresan. Bunu da kırmak gerekiyor. Tabii ki. Önemli, ne bileyim, bir PR mı yapılır ya da reklamlarla mı yapılır? STK'lar ortak bir havuz oluşturup yani şeye uygun mudur bilmiyorum ama Made in Denizli mi yapılır artık? Bunun gibi bir çalışma yapılması gerekiyor. Havluyla ilgili bu çalışmayı yaptı İhracatçılar Birliği başta, evet, olmak üzere de ama diğer sektörlerle ilgili yapılabilir. Aslında evet, çok güzel fikirler, gençlerden çok daha farklı tasarımlar çıkılabiliyor. Bunların hayata dönmesi, somuta dönmesi, üretime dönmesi anlamında finansmana ihtiyaç var. Böyle bir çalışma yapılabilir, evet, rahatlıkla. Bahsettiğiniz ürünleri. Tabii bu bahsettiğim tekstilin dışında tabii olan ürünlerde. Işte, evet. Ben de onu kastediyorum. Evet, evet. Burada tabii önce her şeyin kafada değişmesi gerekiyor ya. Evet. Mantık olarak ben bu işi yaptığımda 5 sene, 10 sene sonra, 20 sene sonra para kazanmayı hesap etmemiz gerekiyor. Evet. Bu mantığı önce bir kabullenmemiz lazım. Evet. Ben akşama kadar ticaret yaparım, çekmeceyi açarım, bakarım kaç lira kazandım, sayarım. Bu mantık varsa bu işler olmuyor. Olmuyor, evet. Onun için uzun vade planlı, programlı bir yatırım gerektiriyor. Şimdi, gerçi bu da bağlantılı aslında konumuzda. Şimdi üretim açısından özellikle tekstil manasında bakıldığında pamuk üretiminde tekstil için, tekstil üzerinde bir tehlike çanları çalıyor mu, çalmıyor mu? Kahramanmaraş %35'lik bir, tabii ki orada bir iplik üretimi söz konusu. Oradaki çoğu fabrikaların zarar gördüğünü biliyoruz. Tabii
ekilecek tarlalar ve Ege'ye dönük olarak da özellikle Aydın ve Denizli üzerinde de işte çeşitli programlar vardı sulama ile ilgili olarak devletin koymuş olduğu. Siz bu özellikle depremin hem üretim hem siparişler, ihracat ve hedefler açısından hem tekstil, iplik, Kahramanmaraş, Denizli bağlantısı açısından bu gidişatı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna ilişkin olarak rakamlar yanlış bilmiyorsam işte 550 bin hektar civarında, evet, bir ekim alanı söz konusu. Bu sene ilk defa 1 milyon tonun üzerinde bir pamuk hasadı beklentisi söz konusu. Fakat bu deprem bölgesinin tarım alanı olması o sebebiyle bu sene bunun iyi tahminle 450 bin hektara düşeceği, kötü tahminle 350 bin hektara düşeceği, seneye de buna ilişkin pamukta sıkıntılar yaşanabileceği şeklinde gibi. Türkiye pamuk konusunda dünyanın en büyük işte 6. üreticisi, hı hı, ama aynı zamanda da ilk 5 ithalatçısından, evet, da birisi. Neden? Evet. Çünkü bunu işliyor ve satıyor. Aynen. Bu soruların cevabında bana göre İrfan Bey esas olması gereken cevap nedir biliyor musunuz? Buyurun. Böyle günübirlik. Bunu pamuğa ne yapılması lazım, buğdaya ne yapılması lazım, patatese ne yapılması lazımdan ziyade gelişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkelerin en önemli ayrımlarından bir tanesi nedir diyecek olursanız ben ilk bir veya iki tanesini bir şeyi önceden planlamak, öngörmek, hı hı, ve buna göre şekil almak diye söylerim. Bizim bu konuda bir pamuk politikamız, bir, hı hı, gıda politikamız ve buna ilişkin ihtiyaçlarımız, Türkiye'nin yağmur yağdığında ne olur, yağmur yağmadığında ne olur, deprem olduğunda ne olur, deprem olmadığında ne olur, buna ilişkin olarak da bir planımızın olması, evet, gerekiyor. Patatesin fiyatı bu sene çok iyi diye ertesi sene herkes patates ekiyor, ertesi sene patatesin fiyatı yerlerde, ertesi sene vazgeçiyor. Böyle bir kısır döngünün içerisinde, evet, üreticiye, köylüye doğru verileri vermeden biz sadece günübirlik planla bir programlarla yaşıyoruz. Günü kurtarıyoruz. Şimdi bu pamuğa ilişkin olarak deprem bölgesi diyoruz ya, 100 bin hektar alan daralması iyi ihtimal. Tamam, onun dışında oradaki çırçır fabrikaları, oradaki iplik fabrikalarının sıkıntıları, bunun tekstil sektörüne yansımaları, evet, ilerleyen süreçlerde bunları da göreceğiz. Çünkü o hassas ayarlı makinalardır. Deprem bölgesinde bu şiddetli sıkıntı problemden dolayı onların ayarlarının tutulması, tekrar üretime geçmesi aylar sürebilir. Yıkılanlardan hiç bahsetmiyorum. Evet. Yıkılanlar çok daha farklı tabii ki. Burada bizim bir pamuk tüketim ve pamuk üretim yıllık bir master programımızın olması gerekiyor. Türkiye'nin ihtiyacı 2024 senesi için şu kadar kilodur. Bunun şu kadarı şuradan sağlanacaktır. Bunun için de çiftçi Nuri Turgut'a, çiftçi İrfan Bey'e arkadaş bu kadar destek verilecektir. Mazot desteği verilecektir, işte ilaç desteği verilecektir. Neyse, bunların hepsinin aylar ve yıllar öncesinden bilinmesi gerekiyor. Biz ne kadar iplik tüketeceğiz, ne kadar pamuk ihtiyacımız var. Bakın nereden geliyor hadise. Biz ne kadar ev tekstili ve hazır giyim ihraç edeceğiz. Bu ihraç için ne kadar bize pamuk gerekiyor? Bunun ne kadarını içeriden karşılayacağız? Bunun ne kadarını ithal edeceğiz? Ve her şey sistem dahilinde. Yapacağımız ihracatı da öngörerekten, buna göre üretimi de öngörerek, köylünün de bu işte hayatiyetini devam ettirmesini sağlayarak. Her şeyi ben dışarıdan alırımla olmaz. Bizim kendimiz bunu regüle etmemiz, evet, lazım. Dünya artık bir küçük köy, global bir köy ama bizim kağıdı da kendimiz üretebilmemiz lazım. Şekeri de kendimiz üretebilmemiz lazım. Onu regüle etmemiz lazım içeriğiyle dışarıyı. Pamuğu da üretmemiz lazım. Biz bir pamuk kentiyiz ve bu Anadolu coğrafyası tarihin ilk çağlarından bu tarafa dokumasıyla, pamuğuyla bu toplumda yer etmiş. Bunu sorunun cevabı bilmiyorum yeterli midir? Çiftçiye şu desteğin verilmesi lazım, şu kadar işte teşvik verilmesi lazım. Tamam, bu bugünlük, bu senelik. Ama 2026'da ne olacak, 25'te ne olacak? Bir sel geldi, oradaki bütün pamuk tarlaları suyun altında kaldı. 2 sene kuraklık oldu, oraya hiç yağış yağmadı. İşte bizim 5 yıllık, 15 yıllık, 30 yıllık master programlarımızın olması. Evet. İhtiyaç ve bu ihtiyaç için yapılması gerekenler. Bu olduğu takdirde sanırım biz
bulunduğumuz seviyeden, gelişmekte olan ülkeler seviyesinden gelişmiş ülkeler seviyesine ancak evet. öyle geçebiliriz. Bu söylediğiniz aslında şuna da bir paralellik arz ediyor. Sizin bir yatırımcı olduğunuzu, bir gelişme, yatırım, bir sermaye koyacağınızı düşündüğünüz zaman, diyelim ki ben getirdim, diyorum ki size ben şu kadar adet bilgisayar üreteceğim, şu kadar mouse üreteceğim, bununla ilgili şöyle bir reklam kampanyası düşünüyorum, bu kadar. Siz diyeceksiniz ki, yani bunun yol haritası nedir, bana anlat. Sadece bu değil, finansal olarak ne yapacaksın? İnsani ilişkiler manasında insan kaynakları olarak neler yapacaksın? Sen bunun aynen öyle. Pazarlamasında neredesin? Tabii ki. Ben neden böyle bir risk alıp buraya para yatırayım? Ben exit yapacağım ama buradan 5 yıl sonrasında mı yapsam karlı olurum? 15 yıl sonrasında mı? Ben nerede kendimi kurtarabilirim? Aslında devlete baktığımız zaman, daha doğrusu bir ülkeye baktığımız zaman bu master planlar her manada, her alanda yapılması gerekiyor. Yapılmadığı zaman da işte deniz gibi gün sonunda yapacağımız şey kasayı açıyoruz. Allah bereket versin, devam ediyoruz. Denizli'nin ne kadar dokuma tezgahına ihtiyacı var? 2025 senesinde, 2030 senesinde. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Nasıl yapıyoruz biz bu işi? 2020-2021 pandemi sürecinde Evtex'inde talep artıyor. Evet. Birdenbire bez tezgahları kıymete biniyor. Önden paralar verilerek ticaretler başlıyor. Ne yapalım? Yatırım yapalım. Koş. Tezgahlar alınmaya gidiliyor. 6 ay 1 sene onların buraya gelip monte edilmesi vesaire. Bu arada o pazar gidiyor. Şu anda o tezgahlar ne yapacağız diye bekliyoruz. Tekrardan bir rüzgar esecek mi? Bu yelkenli tekrar hareket edecek mi? Yani böylesine bir sistem içerisinde, plansızlığı içerisinde milyonlarca, belki de yüz milyonlarca dolar şu anda o tezgahlara para bağlanmış vaziyette. Evet. Yani meselenin sağlıktan, o eğitimden, ulaşımdan, insandan, ahlaktan, adaletten, aklınıza ne gelirse her konuda önceden çok iyi düşünülmüş. Planı ve programı yapılmış. Ondan sonra da her sene üniversite sınavı şöyle olsun, yok ortaokul sınavları böyle olsun. Eğitimle ilgili olaraktan bizim bir 30 yıllık, 50 yıllık bir programımız olacak. Toplasınlar arkadaş, 300 tane, 500 tane emekli öğretmen, müdür, sosyoloji, psikoloji uzmanı, profesör, doktor ve pedagog, aklınıza ne gelirse tarih. Bizim ilkemiz ne? Biz çağdaş, modern, laik, Atatürkçü bir eğitim sisteminin içerisinde inançlarına bağlı, güçlü, vatanını, milletini seven bir nesil yetiştirmek istiyoruz. 6 ay boyunca bize müfredat yazacaksınız. Bunları tartışacaksınız. İçerisinde her şey olacak. Objektif düşünme olacak. İçerisinde araştırma olacak. Namus olacak. Ahlak olacak. Bunların hepsini yapacaksınız. Buradan dışarı çekme. Atıyorum bunu. Mizansen haline getiriyorum. Tartışacağız. Ve elimizde bir 50 yıllık bir eğitim programımız olacak bizim. Nuri Turgut Milli Eğitim Bakanı olduğunda yeni başlayan bir reform. Siz Milli Eğitim Bakanı olduğunda yeni başlayan bir reform. Böylesine sene bu sene... İşte bunun içerisinde dalgalanma. Yani bizim ihtiyacımız olan şey, daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan şey, bir şeyin önceden çok iyi planlanmasıdır. Çok iyi düşünülmesidir. Ona göre yol haritası çizilmesidir. Yolda kaza olduğunda servis yolunun açılmasıdır. Yani. Ama bizim genel Anadolu kültürümüzde, bizim insanımızda, aman kervan göç yolda düzülür arkadaş. Allah kerim ya, ya Allah, bismillah. İşte bunları yaşıyoruz. Elbette amenna, ona bir şey demiyoruz, fakat tevekkül müessesesi devreye girmesi gerekiyor. Yanlış evet. yerde giriyor. Evet. Tevekkül evet. her şeyi yaparsın. Evet. Her şeyi yaparsın. Sebeplere yapışırsın. Aklın, evet. evet. Ama ondan sonra da yaradanın hükmüne razı olursun. Evet. Bunda bir soru işareti yok. Evet. Ama hiçbir şey yapmadan, ben bu inşaatta hiçbir güvenlik önlemi almadan işçiyi orada yukarıya çıkartıyorum. Ondan sonra da tevekkül diyorum. Evet. Yok böyle bir evet, şey. Evet. Burada yaptığımız işte bir taraftan da programın başında bahsetmiş olduğunuz konu ve az evvel de değmiş olduğunuz duruma geçiyoruz. Evet. Yani geliyoruz aslında. Şimdi süremizin sonuna yavaş yavaş gelirken şunu da sormak istiyorum. Malumunuz şimdi seçim yaklaşıyor. Seçimin yaklaşmasıyla birlikte tabii ki mevcut iktidarın, hükümetin çeşitli aksiyonları var. Bununla ilgili olarak elektrik ve doğalgazda Nisan ayından itibaren, yani bu aydan itibaren ortalama %20 indirime gidildi. 20 Nisan'da da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çeşitli müjdeleri Türk halkıyla paylaşacağı belirtiliyor. Şimdi özellikle sanayiciye bu indirimler nasıl yansıdı önümüzdeki süreçte? Diyelim ki bulunan, denizde bulunan doğalgaz kuyularının artık karaya bağlanması ve oradan vanaların açılıp
Türkiye'nin kullanımına açılmasıyla birlikte ciddi bir oranda da düşüş sağlanması da tahmin ediliyor. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla bu konu hakkında bir sürü spekülatif yaklaşımlar yaşandı. İşte doğalgazla ilgili kim yaparsa yapsın doğalgazla ilgili olaraktan bu ülkeye bir katkı sunmuştur. Nisan 20 diyorsunuz. Belki hani tarih 3 gün önce 3 gün sonra. Evet. Ben muhtemelen seçimden önce olacağını tahmin ediyorum. Çünkü pozitif bir hava estireceği için. İyi olur, güzel olur. Çünkü rakamlar bayağı ciddi, milyar metreküplerden bahsediliyor. Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi, en büyük cari açının enerji ithalatı olduğunu bildiğimize göre bu enerji ithalatını yamayacak, azaltacak ne yapılırsa hepimizin kursağına, hepimizin sofrasına, hepimizin işletmesine girecek olan bir şeydir. Bunda soru işareti yok. Bu elektrik fiyatlarıyla ilgili indirim güzel. %15. Daha önce, ben ortalama %20 dedim. Daha önce yapıldı. Evet. Gene tekrar yapılıyor. İnşallah bu bir seçim rüşveti şeklinde değildir. Çünkü ortada böyle bir hava var. Ben nacizane olarak bunu da sevmiyorum. İşte 90'lı yıllarda iktidarın da muhalefetin de popüler kültürle verebildiğin kadarını mantığıyla yaptığı şeyler daha sonra bizim yıllar boyu ödeyerekten altından kalkamadığımız bedelleri ortaya çıkartıyor. İktidarın da muhalefetin de bu anlamda yaptığı buna benzer çok net görünüyor. Daha önceden bunlara çok ihtiyaç duymuyordu ama mevcut iktidar da şu anda herhalde kritik sınırlar içerisinde olduğu için bunlara ihtiyaç duyuyor. Burada elektriğin düşmüş olması bizi bir tık rahatlatıyor ama sadece elektrikle bitmiyor tabii ki iş. Diğer girdilerin de içerisinde sabit kalması lazım. Ki bizim rekabet edebilmemiz için ben örneklendireyim. Buyur. Biz elektriği 25-26 sente kullanıyoruz. Pakistan'daki elektriği 7 sente kullanıyor. Yani aradaki fark %400 civarında. Ama biz kötünün iyisi, %20 bizim için gene iyi. Yani hiçbir soru işareti yok. Burada insani şartlar, üretimin bir takım sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri içerisindeki üretim. Bunların hepsini tamam da Avrupalı masaya oturduğu zaman diyor ki şu ürün diyor fiyatı kaç para diyor. Senin elektriğin kaç lira, senin işçiliğin kaç dolar demiyor. Ya da diyor ki ben diyor 3,5 dolara bunu veriyor musun vermiyor musun bana? Bunun fiyatı kaç para arkadaş diyor. Dolayısıyla iyi ama yetmez. Hani bir zaman vardı ya. Yetmez ama evet mi? Yetmez ama evet. Doğru. Şimdi son olarak yeni DESİAD Başkanı olarak bir sonraki programda yeni demeyeceğim DESİAD Başkanı diyeceğim artık daha taze olduğu için çiçeğe burnunda bir başkansınız. Deniz İş Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği DESİAD Başkanı olarak neler söylersiniz? Hem de bir işletmenin, bir şirketin yaklaşık olarak 40'a aşkın ülkeye artık ihracat yapan bir firmanın sahibi olarak da son sözlerinizi alalım isteriz. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki yani ben sohbet nereye gider diye bilmiyorum. Bizim ihracat rakamlarımız, ihracatçılar... Evet, ihracata gelelim sonra bu şey. Bak, doğru ihracat vardı. Yani i̇hracat, şeyde ihracat kısmı. Geçen dün açıklandı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin rakamları. %4,5 civarında bir artışla 26 milyar dolar civarında bir rakam karşımıza çıktı. Ama Denizli kan kaybetmeye devam ediyor. Denizli'nin lokomotif sektörleri kan kaybediyor. Doğaltaş tekstil başta olmak üzere elektrikli kablolar diye. Sadece makina sektörü Denizli'de bir %10'luk. Gıda sektörü yaş sebze, gıda, hububat bunlar çok ciddi artış gösteriyorlar şartlar gereği. Ama %15 civarında Denizli'nin ihracatında düşüş var. Bunun sebebi tam olarak nedir? Resesyon. Bizim tabii ki Avrupa'nın resesyonu birinci kalem, ikinci kalem dövizin düşüklüğünden kaynaklanan fiyat tutturamama. İkisi birlikte hakikaten birbirine yapışık vaziyette. Bizim dolarımız TL karşısında maalesef istenilen seviyede değil, baskılandığı için düşük kalıyor. Bu da bizi rekabette geriye düşürüyor. Şu anda doların olması gerektiği İhracatçıyı rahatlatabilecek olan 22-23 civarlarındır. 22-23. Evet. Euro çok ciddi bir şekilde ivme kazandı. O da gidiyor açıkçası. Burada tabii
ihracatın mevcut tablosunu ülke bazlı olarak, denizli bazlı olarak ayrı ayrı değerlendirmek hı hı. gerekiyor da uzun bir mevzumuz. Vakit ne kadar kaldı bilmiyorum. Buyurun buyurun lütfen, vaktimiz var. Şeyde depremin de Türkiye'deki bir takım problemlerin işte Burak Ayk rakamlara yansımasını doğurduğunu düşünüyorum. Hı hı. İhracat rakamlarına. Çünkü deprem bölgesi Türkiye'nin %10'una tekabül eden bir bölge. Evet. İhracatının da %8,5-9'una tekabül eden bir bölge. Orada başka bir unsur da devletin kaynaklarını o bölgeye akıtmış olması. Evet. Seçimin bu konuda teşvik edici bir etkisi var muhakkak ama zaten devletin yapması gereken bir şey. Sanayiciye aktaracağı konuda bir sürü kaynağı oraya aktarmış vaziyette. Evet. Sanayici bu dönemde maalesef finansmana erişimde zorlanıyor ister istemez. Ben burada atıp sıkılamak kolay da gerçekçi olmak gerekiyor. Neticede devletsiniz. Ve kaynaklar belli ve bu kaynakları dağıtmak durumundasınız. Orada asrın bir felaketi yaşanmış. Oradaki insanların yaralarına merhem oluyorsunuz. İlk 15 günlük insanların heyecanı geçtikten sonra oranın bakımı devlete kaldı. Evinden, arsasından, yemesinden, içmesinden, sağlığından, eğitiminden vesaire diye. Orada görünmeyen daha yüzlerce problemler var. Evet. O kaynaklar aslında sanayiciye aktarılmış olsa çok daha farklı noktada olabilecekti diye düşünüyorum. Ben ihracatın bu şartlarda dahi %4 artmış olması, 4,5 artmış olması avantajdır. Hı hı. Türkiye için, ama Denizli için problem var. Denizli'de ciddi olarak bir şeyleri irdelememiz lazım. İki boyutu var. Birincisi devletten beklediklerimiz, hı hı. ikincisi de kendimizin yapması gerekenler. Sadece devletten beklemek şeklinde değil. Biz eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Biz kulvarın en dışından koşuyoruz. Rakiplerimiz ortasından, içinden evet. koşuyorlar. Doğru. Ama bunu değiştirmek için sen ne yapıyorsun? Bu sorunun cevabını içini doldurmamız lazım. Biz aynı şeyi yıllardır bildiğimiz aynı şeyi yapıyoruz. Tesadüfi olarak ben 5-10 yıl içerisinde 1 sene 2 sene çok iyi para kazanıyoruz. Ondan sonra 8 sene perişan vaziyette o kazandığımızı dağıtmakla geçiyor ömrümüz. Diyor isek şayet bizde de hata var. Hani meşhur laftır, aynı şeyleri yaparak daha iyi sonuç elde etmek, beklemek yanlıştır. Dolayısıyla bir devletin ihracat konusuyla ilgili olarak da tekstile ayrıcalık yapması gerektiğini her platformda dile getiriyorum. Tekstil sadece tekstil değildir. Tekstil toplumsal barışın sigortalarından en önemli unsurlarından bir tanesidir. İnşaat sektörüyle, tarımla beraber. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden böyle düşünüyorum? Çünkü kayıtlı rakamlara göre 4 milyona yakın çalışanı var tekstil sektörünün. Evet. 4 milyon insanın şeyde 4 milyon istihdam. İstihdam bunun %10 daraldığını, %10 genişlediğini düşün. Türkiye'nin caddelerinde, sokaklarında. Bu sadece çalışan manasında değil. Tabii. Ve bunu ailelerinde kaydettiğimiz zaman. Ben kayıtlı 2,5 evet. milyon. Bunun işte mevsimsel işçileri vesaireleriyle beraber evet. 4 milyon diyorum. Hazır giyimle beraber tekstil. %10 daraldığında, %10 bir işten çıkarma söz konusu olduğunda 400 bin tane insanın. Denizli'ye bunun kaç tanesi düşsün? 1000 tanesi düşsün. 5000 tanesi düşsün. Denizli'deki İşsiz, cebinde 5 kuruş para olmayan binlerce insanın Çınar'da ve bayram yerinde gezdiğinde bunun sosyal barış ve teminat anlamında doğurabileceği sıkıntıları emniyet ve inzibati anlamda tahmin edemezsiniz. Evet, bu önemli dolayısıyla, bir nokta. Dolayısıyla tekstil sadece tekstil değil, bana göre tekstil sosyal barışın sigortalarından bir evet. tanesidir. Bu konuda bir devletin bu gözlükle bakması lazım hadiseye. Biz deprem bölgesinde bir takım teşvikler verilmesine kim itiraz ediyor? Hiç kimse itiraz etmiyor. Neden? Yapılması gerekiyor. Bu dönemde oraya işte bir takım desteklerin. Ben de diyorum ki geniş bir zamanda tekstilin de bu gözlükle değerlendirilmesi lazım. Başka sektörler biz de isteriz. Tamam da sen de bul 4 milyonu. Sen de böyle bir büyükle hitap et. Tarladaki böyle istihdam oluştur. Böyle istihdam oluştur. Evet. O zaman oturalım konuşalım. Bir, kendimizin yapması gerekenler, bugüne kadar yaptıklarımızın dışında daha farklı, bunun içerisinde inovasyon, teknoloji, marka, katma değer, aklınıza ne gelirse, yeni pazar arayışları, rahattan kurtulup konfor alanımızdan çıkıp Afrika'dır, Güney Amerika'dır, daha farklı pazarlar, bir sürü şeyler sayabiliriz. Bir de devletin hakikaten yapması gerekenler var. Yoksa nacizane düşüncem, aynı şeyleri yaparaktan sürekli kısır döngünün içerisinde evet.
dönmeye devam ederiz. Ve bunda çıktısı olmaz. Yok, yani hiçbir çıktısı yok. Evet. Yani otobüsünün hesabı İtalyan, Belçikalı makinacının sürekli makine yenileme devri daimi içerisinde dönen bir sistem haline gelir. Evet. Son sorumu önce sormuş olduğum soruyla noktalayayım. DESİAD Başkanı olarak son olarak sözlerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı alalım ve programı noktalayalım artık. DESİAD çok samimi bir organizasyon. Ben yıllardan beri bu yapının içerisinde üye olarak bulundum. Son 2-3 senedir yönetim kurulu üyesi olarak bulundum. Böyle resmi bir havası yok, rigid bir havası yok. Evet. Denizli sanayici, Denizli iş dünyası samimi arkadaşlık, dostluk çerçevesi içerisinde bu faaliyeti yürütüyor. Hatta ben DESİAD üyesi diğer bütün iş insan arkadaşlarımıza bizim faaliyetlerimize katılmayı, bizi ziyaret etmeyi, iletişimi arttırmayı öneriyorum. Çünkü burası samimi bir ortam. Bilgi alışverişi, birbirimizden öğreneceğimiz çok farklı şeyler var. Birbirimize aktaracağımız çok güzel şeyler var. Dolayısıyla ben burada güzel şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Son dönemde başkanlarımız çıtayı çok yükseğe koydular. İyi yapmadılar. Yani bu bizlerin işini zorlaştırıyor o anlamda. Hakikaten bundan önceki bütün başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kurumsal hafıza anlamında kendileriyle zaten iletişim halindeyiz. Ve dönem dönem de faydalanacağız, oturacağız. Ayrıca danışma kurulumuz, ayrıca istişare kurulumuz şeklinde faaliyetlerimiz var. Maksat bir tuğla da koyabilmek bu şehre. Herkesin kendi biriktirdikleri ışığında bir tuğla koyabilmek. Ben hep umut taraftarıyımdır. Hiç karamsarlık taraftarı değilimdir. En kötü şartlarda dahi bir umudun olduğunu düşünürüm. Denizli sanayicisi olarak biz bu umudu yeşertmeli, çoğaltmalıyız. Yatırım yapmalıyız, üretmeliyiz. Ürettiğimiz sürece varız biz. Ürettiğimiz sürece ulaşım var, sağlık var, eğitim var. Biz ürettiğimiz sürece devlet bu yatırımları neyle yapacak? Devlet bu yatırımları ürettiğiyle yapacak. Bizlerin ürettiğiyle yapacak. Bu öğretmeni o şekilde yetiştirecek, bu doktoru o şekilde yetiştirecek, bu yolları o şekilde yapacak. Dolayısıyla bizim küsmeye, bizim gücenmeye, bizim karamsar olmaya hakkımız yok, lüksümüz yok. Aslında denizdeki sanayici insanların bana göre tamamına yakını ömrünün sonuna kadar 7 sülalesini besleyecek imkanları var. Ama cümlemiz neydi? İyi insan olmak. Evet. İyi insan olmanın şartı yaşadığın topluma sorumluluklar. Hepsi bu sorumlulukların bilinci içerisinde bir fazla insan çalıştırmak, bir fazla döviz getirmek için çalışmak zorundayız. Biz de bu organizasyonun içerisinde bu bilgi akışını sağlamak, yeni bir yola ışık tutabilmek, orayı parlatabilmek, varsa bir takım tıkanıklıkları çözebilmek anlamında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rabbim inşallah utandırmaz. Evet, Allah utandırmasın diyoruz. Size yönetim kurulu başkanı olarak ve yönetim kurulunuza, ekibinize yeni dönemde başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sizin gibi bir başkanları olduğu için de çok şanslılar. Özellikle bu söylemiş olduklarınızdan yola çıkarak sadece tek kanatlı değil çift kanatla uçulabileceğini de burada hissettirdiğiniz ve söylediğiniz için de bunlar çok kıymetli bizler için. Her manada işte benim neyim iyi gelir ülkeme, benim dünyaya biraz daha evrensel düşündüğümüzde ne iyi gelir dediğimizde ve kendi anneannelerimizle, kültürlerimizle bunları harmanladığımızda, ecdadımıza biraz dönüp baktığımızda, onlardan ufak kırıntılar topladığımızda işte o dediğiniz noktaya varıp evet belki de muasır medeniyetler seviyesine erişme manasında güzel merhaleler kat edeceğiz diye umuyorum. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız güzel bir sohbet oldu. Çok faydalandım açıkçası aktarmış olduklarınızdan. Teşekkür ediyoruz. Görüşemezsek iyi bayramlar dileyim. Sağlıcakla inşallah efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz, çok kıymetli bir isim bizlerle birlikteydi. Nuri Turgut, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı'nı ağırlamaya çalıştık. Güzel bir sohbet oldu. Hem Denizli'ye hem Türkiye'ye hem de dünyaya dair önemli noktalara temas ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii sürçülisan ettiysek de affola diyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına güzel haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız. We'll be right back.